Evet arkadaşlar, merhaba. Şimdi size benim kullandığım antivirüsü tavsiye edeceğim. YouTube'da bir videonun altında istek olarak gelmiş. Ben de tavsiye edeyim dedim. Ücretsiz, kasmayan ama bilgisayar açılıyorken biraz geç açılıyor. Yani benimkisinde öyle. Benim bilgisayar nasıl bir tepki veriyorsa sizinki de aynı tepki verecektir diye umuyorum. İşte tarama yapıyorken, özellikle de tam tarama yapıyorken oyunlarda 5-6 dakikada bir kasma yaşanıyor. Tam tarama yapıyorken. Hızlı tarama da yapıyorken, yani tarama yapıyorken diyelim. Tarama yapıyorken oyunlarda 5-6 dakikada bir kasma yapıyor. Ve arkadaşlar, bedava olmasına karşın. Nerede bu? Özette mi? Bakımda. Kayıt olmamız lazım arkadaşlar. Kayıt olduk mu? Bir yıl boyunca kayıt üyeliğimiz oluyor. O da e-postayla, hani bir e-mail adresimizi gireceğiz. Bir de ismimizi yazacağız. Hangi programlarla ilgili olduğumuzu seçeceğiz oradan. Bilgisayarı korumaya yardımcı, bilgisayarı ele geçirmeye yardımcı, işte oyunlardır falan da programlardır. Onlardan birisini seçeceğiz ve kayıt olacağız. Kayıt olduğumuz zaman hani o kayıttan çıkıp bir daha girebiliriz arkadaşlar. Böyle devir daim yaparak uzun süre sonsuza dek kullanabiliriz. Arkadaşlar gerçekten güzel bir program. Özellikle arayüzleri gerçekten güzel. Bir de bu zeka denen bir şey var bunda. Reputasyon hizmetleri falan filan. Sistemin güncellemeleri. Gerçekten güzel. Burada güzel şeyler var arkadaşlar. Simgeler var. Hani simge şeklinde şey var. Ne deniyor bana? İstatistikler var arkadaşlar. Ve 30 günde bir bize bir ileti gönderiyor Avast. İnternette mesela Google'a girdik. Bilmem başka bir siteye girdik mesela. Siteye girdik diyelim. Vay nasıl? Bir siteye girdik diyelim. O site virüsü diyelim. Hemen kapatıyor. Bizi uyarıyor ve kapatıyor arkadaşlar. Artı işte 30 gün içerisinde ne kadar, nerede ben onu ben bulayım şuradan. Web kalkanını otomatik olarak bize 30 günlüğünü rapor olarak gönderiyor. İnternette son 30 günlük tam koruma raporunuzu görmek için tıklayın diyor. Tıklıyoruz ve Google açıyor. Google ne ya? Görmüş olduğunuz gibi Avast'ın sitesine gidiyor. Burada işte yani neyi gösteriyor lan bu? Avast aktivite edip de kullananların sayı işte şeyi. Oo, kaç kişi kullanıyormuş lan bunu, bir de aktivite etmişler. Avast işi kurtardı arkadaşlar. Avast valla köşeyi döndü. Ben köşeyi dönemiyorum ama Avast döndü. İşte istatistiklere bakabilirsiniz. Buradan işte dosya sistemi kalkanıdır falandır filandır. Bakabilirsiniz. Artı arkadaşlar updater var. Updater ne işe yarıyor arkadaşlar? Mesela Flash player'ım güncel değil. Bana güncellensin mi güncellenmesin mi diye soruyor arkadaşlar. Güncellensin dersek güncelliyor. Güncellenmesin dersek sen bilirsin Pampeita diyor, çıkıyor. Tarayıcı temizliği falan filan var. Arkadaşlar işte bunları da yükleyebilirsiniz ama bunun yanında ben size bir program daha tavsiye edeceğim. Edge System Creator 6. Bu da güzel bir program arkadaşlar. Gerçekten tara dediğimizde tarıyor. Pro yapmak için size pro lisans anahtarını da vereyim. E mi D mi? E mi D? Kurma. E olması lazım. Seç bir yana.
İşte arkadaşlar videoyu durdurun. Videoyu durdurun ve bakın şuna. Hani görüyorsunuzdur çünkü ben orijinal çekiyorum. Tamam, sorun yok. Videoyu durdurun ve şunu alın. Mutlaka girecektir. Girmezse videonun altına yazın. Ben yenisini veririm. Kötücülleri kaldırıyor arkadaşlar. Kayıt defterini düzeltiyor. Gizli süpürge. Aslında kayıt defterini ben daha önceki bir programda göstermiştim. Reclaim Pro adlı programda. Lisans anahtarını vermiştim. Zaten bunun altında bir kullanıcı bir saat önce, yaklaşık bir saat önce bana yorum atmış. Tavsiye ettiğim bir Avas... Tavsiye ettiğim bir Avas ne lan? Tövbe tövbe. Tavsiye ettiğim bir bilgisayar fazla kasmayan, ücretsiz antivirüs var mı demişti. Ben de işte onun için çekiyorum zaten videoyu. Kayıt eteğini düzelt var. Gizli süpürme var. Çöp dosyaları temizleme var. İnterneti güçlendirme var. Kısa yolları düzeltme var. Kayıt eteğini birleştirme var. Sistemi yenileme var. Güvenli savunma var. Diski tarama var ve savunma açıklarını düzelt var. Bir de diski birleştir var. Bunlar var. Bunlar var arkadaşlar. Bir de burada alet çantasında bir sürü araç var. Mesela Smart Def var. Ya sen yapıştı, dilenci sümüğü gibi yapıştı adam. Kapa diyorum, açıyor ya. O bilgisayarınızı tamamen, ya güzel bir program arkadaşlar bu. Yani kasması da falan da yok Smart Def var. Bunu da indirirseniz güzel olur. Game Booster ben de kullanıyorum arkadaşlar. Nerede o? Neredesin? Anasını satayım ben bunu ya. Doğru, ben bunu şey yapmıştım. Tıkla şuraya, aç. Niye uğraşıyorsun ya? Game Booster'da arkadaşlar ben şey amaçlı kullanıyorum. Bilgisayarı en iyileme amaçlı kullanıyorum. Gerçekten şunun araçlarında şu sürücüler şeysi, aracı gerçekten güzel. Şey yapma. Neydi? Update yapma. Aracı arkadaşlar gerçekten her şeyi algılıyor. O amaçlı kullanıyorum. Bir de oyunları birleştirmek amaçlı kullanıyorum. İşte bir de kaldırıcı var arkadaşlar. Tam kaldırımı yapıyorsunuz. Bilgisayarınızda onunla ilgili araç yolu rahat diyor. Buradan güncellemeler falan filan var. Biliyorsanız da bir mesela ben çetengeyi kaldırdım diyelim. Tam tarama yapıyoruz arkadaşlar. Kaldırmayı tamamladıktan sonra tam tarama yapıyoruz. Bu taramayla da bilgisayarımızın kayıt defterine veya da sağa sola attığı, kurduğu dosyaları sile görebiliyoruz. İster yani kalmasını da seçebiliriz, silinmesini de seçebiliriz. Son yüklenenler, araç çubukları, büyük programlar ve hatta Windows güncellemelerini kaldırabiliyorsunuz. Ne demiştim ben ya? Böyle orada abuk subuk bir şey demiştim. İkileme yapmıştım. Neyse. Dosya yürütücü var arkadaşlar. Veri hırsızlarının hassas verilerimize ulaşamayacağından emin olmasını sağlar diyor. Sistem bilgisi verici arkadaşlar, bu gerçekten ayrıntılı bilgilerini, bilgisayarınızın ayrıntılı bilgisini gösteriyor. Klon dosya bulucu, boş disk tarayıcı var arkadaşlar. Böyle bir şey. Antivirüsümüze dönelim. İşte fazla anlatacak bir şey yok. Bunu tarama yapabiliyoruz arkadaşlar buradan. Tam sistem taraması, taşınabilir medya taraması. Hatta özel tarama bile oluşturabiliyoruz arkadaşlar. Özel takım oluştur diyoruz. Mesela Predator diyelim. Acı diyelim. Yorum boşluğu. Taranacak alanları seçin. Buradan hafıza diyelim. Otomatik başlayan tüm programlar diyelim. Rootkitler tam tarama diyelim.
sistem sürücüsü diyelim. Dosya tüylerinden tüm dosyaları tarla diyoruz. Tarla diyoruz. Tarla ne lan? Tarla diyoruz. Şuradan duyarlılığa geçtik. Kişisel duyarlılık yüksek diyoruz. Bütün dosyaları test ediyoruz. Bunu da işaretleyelim. Pups taraması yapsın diye. Tüm sıkıştırılmış dosyaları tarla diyoruz ve bütün sıkıştırılmış dosyaları tarıyor. İşlemlerden tarama esnasında emirleri otomatik olarak uygula var. Buna tıkladığımızda kendimiz seçiyoruz arkadaşlar. Virüs bulduğunda onarsın. Bu da olmazsa karantinaya taşıdım. Bu da olmazsa silsin. Pup da onarsın. Olmazsa karantinaya taşısın, silsin. Şüpheli dosyalarda onarsın. Karantinaya taşısın. Silsin. Nasıl olsa haberimiz oluyor. İstediğinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın burada Ayşe'den yalnızca paketlenmiş dosyayı kaldırmaya çalış. Başarılamazsa hiçbir şey yapma diyor. Her zaman yalnızca paketlenmiş dosyayı kaldırmaya çalış. Başarılamazsa içeride Ayşe'yi kaldır diyelim. Ve performansa geçelim. Tarama önceliği derecesini yüksek yapalım. Şu kalıcı ön belleği boş verin. Diğerini de boş verin. Rapor dosyası. Rapor dosyası oluştur diyelim. Rapor dosyası. Giyelim, geçelim falan filan. Buradan uzantısını seçelim. Dosya varsa diyor üzerine yaz diyelim. Raporlanan öğeler, küçük hatalar, okey öğeler, atlanan öğeler bunların hepsini yapsın. Hariçler, istediğiniz şeyi hariç bırakabilirsiniz. Programlama, taramayı haftalık, günlük, aylık, yıllık yapabiliyorsunuz. Yıllık yok. Yıllık yok, aylık var. Tamam dediğinizde Predator diyor. Tarama oluşturuldu arkadaşlar. Başla diyelim mesela. Sistem sürücüsü dediğimden dolayı tarama yapıyor arkadaşlar. Yani yavaş. Hani bunu taramak oldukça kolay değil yani. Bu şekilde bir antivirüs arkadaşlar. Ben bunu kaldıracağım. Rapor dosyasını göster deyip buradan ayrıntılı bir şeyini görebiliyoruz. Tamam yazmış. Tamam dedikleri virüssüz. Bunu kaldırmak istediğimizde de kaldırırız arkadaşlar. Sağdan soldan ben bunu bulayım. Taramayı sil diyoruz. Ve bitti. Böyle bir program arkadaşlar. Tavsiye ederim. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere.